Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan Undertale'a devam ediyoruz. Geçen bölüm sıcak diğerin bu kısımlarını epey gibi geçmiştik. Şimdi Muffet'la karşı karşıya kalacağız. Duymadın Muffet'cim. Ne demişler benim hakkımda? Kim iftira attı benim hakkımda? Söyle bakalım. Şu ağdan da yarım saat geçemiyoruz ya. Aynen. Ben size eziyet etmeye bayılıyorum. Öyle böyle bir kötü bir insanım. Boşuna zaten iyi son yapıyoruz biz. Hadi. Hadi gel artık. Aha geldi. Selam. Nasılsın, iyi misin? Hiç ağa bulandım, hiç umurumda değil. Hala yürümeye çalışıyorum. Gül hadi. Hadi başlayalım. Başlıyoruz. Ne yapıyorduk? Kaç param var benim? 998 altınım var. İyi. Birazcık verelim bari. Heh, çay geliyor. Ben şuraya kaçacağım. Kendimi göremiyorum ki. Ana. Tabi bana mor çok yakışır. Anlatamam. Dalga mı geçiyorsun sen benden? 40 altın daha mı versin? Vereceğim hadi. Bari birazcık para kazan o sırada da. Sonra hiç vermeyeceğim tabi. Artacak bu galiba. Kaç oldu? 80. Yok tamam, suyunu çıkarmanın lüzumu yok. Hadi bakalım. Senden de özür dilerim bu arada, aklıma gelmişken. Sonuçta sana da tek attığımı hatırlıyorum. Sonra şuradaki örümcek sana çiçek bırakmıştı. Bak seni ne kadar seviyorlar. Değerlerini bil onların. Onların değerlerini bil onların. Bence biliyor zaten bu kadar şey yaptığına göre. Yani beni şu an öldürmeye çalıştığına göre bildiğini garanti edebilirim. Neyse. Şarkının sesini biraz açan güzel şarkı. Ama tabii. Çok böyle favori aha geliyor. Bunun için arkaya geçmem gerekiyor. Oğlum bunun özel hayvanından nefret ediyorum. Ne oluyorsa hep bunda oluyor. Bu olmasa belki de hiç yemek yemeden bile geçebilirim. Tamam, çok abartmayayım da bu kadar zorlanma. Gelme gelme. Gelmedi Kamur. Evet, iyi kurtardık ha paçayı. Ah, yavaş. Yavaş. Sakin ol. Bir tane şey yiyelim. Şu dondurmam kaymakları tüketmek istiyorum artık. Bitmiyor. Çok almışım. Çok fazla almışım. Kurtulduk. Tamam, kurtulduk. Aha. Beyin yakma saldırıları yavaştan yaklaşıyor. Ha, geldi şu Viking çakması şey. Hoş geldin. Niye geldin? Hop. Nasıl da güzel kaçıyorum. Harbi beyin yakmaya başlıyor bir yerden sonra. Aha geliyor. Hoş geldin be ya. Ulan harbi şu özel hayvan olmasa ne olacaktı be? Ah. Yavaş yavaş, sakin ol. Sakin ol. Hadi. Gel bakalım. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel. Yavaş gel ama. Biraz yavaş gel. Ah, vurdu bir tane. Bir tane vurdu bak, yavaş gel. Ah, bir tane daha vurdu. Oğlum bir dakika, çok vuruyor. Bir dakika. Oğlum sakin olun. Hepsi geçecek. Oğlum sakin. Oha tamamdır. Hızlandı artık. Mahfız'ın sabrı taştı. Bana para ver diyor. Dilenci gibi. Evet. Aa, yanlışlıkla yukarı değil aşağı bastım. Çok zeki. Aha geliyor Vikingler. Hoş geliyor. Hadi bakayım. Yukarı aşağı yapacağız bunları. Doğru zamanda biraz tutturun yeter. Bakın bu kadar. Aha iki tane örümcek geliyor. Aha geldi şu saldırı. Saldırı da bir ayrı beyin yakma üzerine kurulu. Ne geliyor? O combo geliyor, combo bakın. Bunu da hala ne yapacağımızı çözememişim ya. Aha beyin yakma saldırısı geliyor. Aha geldi. Ve gitti. Evet, şimdi bir tane yemek yesek gerek yok aslında ya. Hadi bakalım. Abo, sakin ol biraz. Birazcık sakin ol. Son saldırı bu, hadi. Dayanacağız. Dayanabiliriz. İnanıyorum, hadi. Ah. Dayanamayacağız. Vazgeçiyorum. Tüm de değil. Kaçtık kaçtık. Kaçtık hadi, bit artık lan. Heh be. Hala hayattayım hadi. Tatlı zamanı geldi. Evet hadi. Aynen. Beni sal artık hadi. Farklı insan da başka insan yok ki hoş. Çarıdan bahsediyor da olabilir de. Çarı örümcekleri sevmiyorum acaba. Neyse hadi eyvallah. Kendine iyi bak. Bir tane de altın var. Allah'ın cimrisi. Bir de bana cimri diyor. Evet hadi eyvallah. Şimdi arayabileceğim mi bakayım? Ah dur ha. Şuradan arayayım. Acaba internette hayranlarında örümcek var mı? Örümcekler internet kullanır mı ki?
Kullanırlar tabii. Biraz ağ sıkıntısı çekiyorlarmış gerçi. Bunun kafayı seviyor. Sans, bir konuda haklısın. Ağ sıkıntısı konusunda mı? Sosyal ağına bakmak için çok dişliler. Örümcekler bunları paylaşmayı seviyor. Tamam, anladım hocam. Mafut. Dur be, şöyle tekrar geleyim. Mafut. Mafut, aha buradasın Mafut. İşte buradasın Biricik. Salonda her zaman yerim var. Usta ol yeter. Uehe, uehehe, uehehe. Uehehe diye gülüş olur mu ya? Git ahuhu diye gül, öyle daha güzel. Bir de burada aramayı deneyelim. Metaton'un programının afişi mi? Müthiş. Ben de bulmacam için afiş istiyorum. Oo, ben de büyük dövüşlerim için bir afiş istiyorum. Gerçek şenlik afişi. Canlı müzik grubu olabilir. Ve de mangal. Ve havai fişekler. İkinci bir mangal. Neden dövüşmeyi bırakıp mangal işi yapmıyorsun? İyi fikir. Mangala takmış o ya. Mızrakları kebap şişi olarak kullanabiliriz. Ve kemikleri de kebik şişi olarak. Kebik mi? Kebik de ne? Kebap ama sadece kemiklerden yapılma. Anladım hocam. Burada aranmaz büyük oskala, bir deneyeyim. Hatta tuhaf bir parazit var. Evet, şimdi yarım saatlik bir gösterimiz var. Of. Burayı ritme göre yapacağım. Hazır mısınız? Şarkıya göre söyleyeceğim size. Çok güzel şarkı söylerim. Hayır, söyleme. Şaka yapıyorum. Hoş geldin Metaton. Metaton kız mısın erkek misin? Hala çözemedim bunu ama neyse. Gelişe bak gelişe. Yarım saatte gelemiyor. Tekerlek var zaten altında ya. Sevgilim, kurtar kendini. Tamam, yapmayacağım, vazgeçiyorum. Aa, hareket edebiliyorum. Şakayım mı? Z'ye basıyorum. Vurayım mı sana bir tane? İçimden geçti lan. Sakin ol tamam, içimden geçtin az önce. Az önce içimde... Kurtarın beni. Eziyet çektiriyorlar. Adam öldürmüyorlar. Eziyet bu, eziyet. Çin işkencesi bu oğlum. Kırılsa da kalbim. Neyse tamam. Ah, bir tane çakacağım şöyle tak diye. Vuramıyoruz ki. Elimiz kırılır bir kuzda zaten şey. Metalde. Aha. Çiçeklerden kaçalım bari. Kaçamadım ki. 1000 tane geliyor. Ha bakın, kaçıyorum. Kaçamadım. Çaktı hepsi bana. Sıfır can. Ama ölmedim. İçinden geçebileceğim mi daha? Tamam, bir bitir artık çiçekleri ya. Vallahi üzüldüm. Vallahi üzüldüm ya. Öleceksin. İçinden geçemiyorum. Of 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 of. Bu çok çok yüzüm. Ana, başımı okşuyor lan. Çok makbule geçti, sağ olasın. Aha, yıldız da kaydı. Hadi at aşağı artık beni. Çok sıkıldım. At beni aşağı. Bye. Aha, gidiyor. İşte gidiyorum. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şu lanet bulmacayı çözmeye çalışacağız. Ama büyük olasılıkla çözemeyeceğiz. Çözmek mümkün değil çünkü. Evet. Yangın, yangın değil o, ateş, 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 o ateş, ateş. Muhahaha diye kötü gülüşünü de yaptı, koş. Hocam bu şerefsizlik ama ya. Yürütmüyor ki beni. Şöyle ilerle, ilerle, şöyle ilerle. Yavaş yavaş, çok aceleye muhtaç değiliz, hadi. Yukarı bir çık, şöyle ilerle, şöyle, şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Dur, tamam. Yavaşça sıkıştım, hayırlar olsun. Şuradan iler. Burada niye ilerleyemiyorum? Lan oğlum, dalga mı geçiyorsun? Sıkıştım, hayırlı olsun. Ve süre bitti. Bu yere geçmek mümkün değil yani, mutlaka sıkışıyorsunuz çünkü. Alevler geliyor, yaşasın. Yaklaşıyorlar. Bir yakamadılar. Az sonra oradalar. Aman aman. Artık her an olabilir. Her yaptığın şey için bir şeyin niye var ki? Diyaloğun var ki. Robotik öksürüğünü de yap. Selam Elfis. Fireball'u ekledin, aferin. Olamaz, bu nasıl olabilir? Falan filan. Şimdi dal bana hadi. Bu doğru. Sözünü niye kesiyorsun? Sözünü kestin diye sana çok kızdı. Gel gel, hadi savaşmaya hazırım. Savaş time. Hadi bakayım, bağırıyorum. Bağırdın. Hiçbir şey olmadı. Yaşasın, hiçbir şey olmadı. Cevaplasam iyi olur tabii. Şu an aslında tüm bunlar Elfis'in bir planı. Şu ana kadar geçirdiğimiz tüm şeyler Elfis'in planı, biliyorsunuz değil mi? Elfis bizi öldürmek istiyor. Ama çaktırmadan. Mükemmel bir fikir. Ha, sarı oluyorum şimdi. Şimdi Z'ye basıp pat yapacağım. Allah. Ne güzel sarı oldum ama. Şimdi Z'ye bas. Tamam, basıyorum zaten. Dördüncü duvarı kırıp durmayın. Heh. Oo, beni alt ettim. Bu nasıl olur? Sandığımdan güçlü çıktım falan filan. Hadi eyvallah. Diye gidiş olur mu ya? Hadi ara beni, aferin. Bak ne güzel hallettik onu.
Senin sayende diyeceğim. Sana iltifat edeyim de iyi son olsun. Tamam. Geri sahine biliyoruz. Geri kısımları hep okuduğumuz kısımlar. Uhu. Hadi gidiyoruz. Şimdi asıl kısım geliyor. Aa, bir dakika, burada arayabilirim belki. Vay, gördün. Çok renkli karo bulmacası. Görünüşe göre tamamlayamamışsın. Bir sonraki sefer hazırlıklı olman gerek. Hepsini baştan açık. Hayır. Bak şimdi, kırmızı. Hayır, sakın. Hayır, yeter. Hayır. Bir dakika, sözünü kesti. Bir dakika, tekrar arayayım da. Kareli karolar neydi? Tamam, onun da beyni yanıyor bir yerden sonra zaten. Ana, bir dakika. Şu şekil mi gidiyoruz yoksa biz ya? Bu şekil gidiyoruz ama gerisi, geri kalanı da yok ki. Neyse, tamam. Gidelim. Yukarı bir çıkalım. Şöyle bir az önceki odaya geri döneyim. Bakayım burada bir şey diyecekler mi? Mesela onunla dans ettiğine inanıyorum. Aman ne önemli. Daha önceden insan ve ben ölümle dans ettik. Evet. Vay. Ölüm klas mıdır? Tabii. Tamam. Tabii. Kendisi aşırı çekiş. Çok. 40 kere öldürdüm. Sizi bir kere öldürdüm. Belki biliyorsunuz. Ölümle tanışmak istedim. Tövbe. Öldürdüm seni. Yetmez mi hocam? Bana satacak şeyin yok, evet biliyorum. Bu iki eleman hepsini aldı. Tamam, çok hoşuma gidiyor büyük büyük seneler. Tamam. Undyne'a hiçbir şey söylemeyeceğim ama arayacağım. Ne? KM01 ve KM02 kaytarıyor mu? Hadi ama şu anda seni öldürüyor olmaları lazım. Yapmalarını istediğinden değil de yani. Ama hiç değilse deneyebilirler, anlarsın ya. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Ben seni az kalsın yakalıyordum. Dondurmam nerede? Kıyamam. Sana da veririm. Çoktan... Çok fazla dondurmam kaymağım var. Bir tanesini ödünç veririm sana. Adını hatırlıyorum, evet. Sıcacık alev adam. Bilmiyorum. Hatırladığını hep hatırlayacaksın, yaşasın. Tamamdır. Evet, gidiyoruz şeyin yanına. Hazır mısınız? Hazır mı? Bir dakika ya. O odada farklı bir şey diyebilirler. Bir merak ettim, bakacağım. Sonra gideriz. Evet Papyrus. Undyne. Bekle. Ya sağ ile sol. Sağ ve solu ifade ediyorsa. Hayatta olmaz, çok manasız. Çünkü eğer zıt yöne doğru dönersen hatalı olurlar. Ya Rabbi. Ama eğer öbür tarafa dönersen hala hatalı olduklarını nasıl bileceksin? Sol sağ kavgası üzerine felsefe yapmayalım. Tamam. Sağ gidin işte. Allah Allah. Evet. Bakayım. Şimdi asıl kısım geliyor sansla. Cevap yok mu? Oğlum burada en fazla cevap vermeniz gereken yer burası yani. Niye cevap vermez ki bir canavar? İnsan diyemeyeceğim çünkü. Evet merhaba şeyler. Evet, sırf bunlarla konuşmak için konuşup geleceğim ben. Arkadaşlar, bu gizemli anahtarı alacağım. Neden diye soracaksanız. Bu gizemi de çözmek için. Çok gizem ustasıyız ya. Ya bir şey diyeceğim. Paramın yarısını yediniz lan kazıkçılar. Neyse tamam, alacağız onu. Brett'i zengin olacağız kızım. Bana bir tane kovboy şapkası verecektiniz mi? 350 altın alamıyorum ki. Neyse tamam, çok da umurumda değil. Sondaki o kalp şeyini alır gideriz ya. Sans. Şey buldum biliyor musun? Neydi onun ismi? Bak ne buldum. Hey, çekirdeğe gideceğini duydum. Ondan önce benimle yemek yemeye ne dersin? Tabii, olur. Harika, ısmarladığın için sana bir şey değil. Buradan kestirme biliyorum. İnşallah benimle savaşmaz şimdi, kötü son yaptım diye. Tek boğam hoşuyor. Hey işte buradayız. Serüvenin neredeyse bitti ha. Eve gitmeyi gerçekten çok istiyorum aslında. Sans'la bir akşam yemeği. Ya normalde bu ship denilen şeyi sevmiyorum. Hatta yani böyle mızrakla uzak dur benden falan yapıyorum ama iki karakter birbirine yakışırsa neden olmasın? Neyse. Eve gitmeyi gerçekten de çok istiyorum. Hey, o hissi bilirim. Ufaklık. Ama yine de. Belki de sana verilenle yetinmek en iyisidir. Burada aşağıda yiyeceğin, içeceğin dostlarım var. Yapman gereken şey sahiden de buna değer mi? Efkar mı yapıyoruz şimdi biz burada cidden? Aa, boşver gitsin. Sana güvenim tamam evlat. Şimdi bana o mükemmel hikayeni anlat. O hikayeye bayılıyorum. Hey, sonu hariç. Sonunu hiç sevmiyorum. Sana bir hikaye anlatayım. Tamam, şimdi yavaşça geçeceğim. Belki farklı bir şey der diye. Şöyle kocaman, evet, tak. Bıçak kötü bir şaka. Aynen. Hadi. Sans'ın taklit yeteneklerini duyuyorsunuz şu anda. Evet, bıçak kötü bir şaka. Birkaç tane söyleyeyim. Şimdi yaşlanım. O ağladığımı bilmiyordum. Evet, bu da güzel. Güzel. Ve yine bir geleneğe dönüştü, evet. Şimdi efkarın bitme zamanı geliyor. Bir gün gerçi çok gülemediğini fark ettim. Ona sorun ne diye sordum. Sonra bana tuhaf bir şey söyledi. Eğer bu kapıdan bir insan gelecek olursa bana lütfen bir söz verir misin? Ona göz kulak ol, onu koru, bunu yapar mısın? Şimdi ben söz vermekten nefret ederim.
Ama bu kadın ki adını dahi bilmiyorum. Ama kötü şakaları samimi bir şekilde seven biri, hayır diyemeyeceğin bir iştenliğe sahip. Bu herhalde kötü şaka sevenlerin kurduğu kulübün genel kurallarından biri falan. Evet, geliyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Ona verdiğim söz. Eğer bir şey demeseydi ne olurdu biliyor musun? Dostum. Seni... Hadi söyle. Seni gördüğüm anda ölmüş olurdun. Bunu kabul edebilirim, evet. Gördüğüm an, seni, beni gördüğün anda öldürürsün. Çok yapabileceğim bir şey gibi duruyor artık. Hey, neşelenme ufaklık. Sana takılıyorum o kadar. Ayrıca seni gayet iyi korumadı mı? Tabii tabii ya. 36 kere öldüm herhalde. Glide'dir, Undyne'dir. O kadar. Ama çok da ölmedim. Muffet'ı da geçtik örneğin. Yani kendine bir baksana. Bir kez bile ölmedin. Hey, yüzündeki o ifadeden ne anlaman gerek? Yoksa yanılıyor muyum? Tabii tabii. Hadi hadi sal beni. Heh. Tamam tamam, gülmekte haklısın. Hak ettim bunların hepsini ama olsun. Hepsi bu. Kendine dikkat et evlat. Çünkü seni gerçekten umursayan birileri var. Ama o sendeyse onun farkındayım. Neyse çıkalım hadi şuradan. Bir dakika, burada arayabiliyoruz mu şunları? Oha, şekil bir restoran mı? İnsan lisanslı akşam yemeğine mi çıktın? Çok romantik falan der lan. Şipçi ruhunuz yok mu sizin? O kadar anime izlemişsiniz. Neyse. Şşt. Orayı kim takar? Arkadaşların harika şefler. Belki de yemek pişirme yetenekleriniz pek mükemmel. Şaka yapıyorsun. Ya da yok, kesinlikle öyleler. Ya da mücürük. Ayizeden spagettinin şılak sesini duyuyorsun. Peki. Dostluk leziz değil mi? He, çok. Değil açıkçası. İlerle he. Tamamdır. Selam Karabatan babası. Nasılsın, iyi misin? İsmin ne senin harbiden? Karabatan babası diyoruz da bir... Efkar müziği çalıyor alakada. Bir otel mi? Harika. Hiç şekil bir otelde kalmadım. Sahi mi? Ben de kalmadım. Papyrus, bir ara birlikte tatile çıkmalıyız. Aynen. Hadi bir otele tatile çıkalım. Ben de geleyim lan, beni de çağırın. belki otel dışında bir yerlere de gidebiliriz. Sadece sarkastik de onayalım. Ben hiçbir sebep için asla tatile çıkmam. Evet, sen çünkü işkoliksin. Allah'ım Allah'ım. Tamam, şu efkar müziğini kapatalım. Bitti olay, hadi. Efkar müziği bitsin. Son efkar müziğini kapar mısın? Burada yine cevap yok. Burada niye cevap vermiyorlar? Neyse, o zaman ben burada işlerimi halledeyim, sonra geliriz. Bir de şunları şu odada ar yak ya, güzel olur. Dikkat et, otelin köpek sorunu var diye duydum. Öyle mi? Evcil hayvanlara izin yok ha? Evcil hayvanlardan bahsetmiyorum. Sorun ne? Sorun köpek. Köpeklerin nesi yanlış? Bütün köpekler değil, sadece o. Onun nesi yanlış? Sinir etti andayını. Her şeyi. O köpek derken ha şey mi? Yani köpeği sevmiyorsun ama tuhaf konuşan çiçekleri seviyorsun. Çiçek benim dostum. Flavi'den bahsediyorlar galiba. Yani eğer hayali bir arkadaşın olması seni mutlu ediyorsa. Hayret bir şey. O hayali değil. Bir adı var. Evet, o hayali değil. Bana birkaç kere saldırdığından biliyorum. Adı ne? Flavi'di hadi. Çiçeksi. Çiçeksi ne lan? Tanrı aşkına, şimdi uydurdun bunu. Tamam, yaptım. Ama o gerçek. Başka bir şey diyecek mi? Yok, tamam. Flavi hakkında ufak bir bilgi almış olduk. Yani Papyrus'la arkadaş olduğunu zaten Sans'ın söylediği şeylerden az çok biliyorduk. Evet, buraya niye geldik şimdi tahmin edin. O gizemli anahtarı kullanıp kurtulmak için ondan. Kilitli. Şimdi kullan mı diyeceğim, ne diyeceğim. Gizemli anahtarı kullan. Gizemli anahtarı kullandın. Kırmızı evin kapısı kilitli değildi. Anahtar ortadan kayboldu. Ha, ana. Bu ne lan? Oğlum bura nerede böyle? İleri geçebiliyor muyum? Bir sal be. İleri geçeceğim. Bir dakika bir salar mısın? Oğlum beni sinir et lan. Oğlum ileri bir geçeceğim lan. Çok güzel oda. Oğlum kızın odası bir kızın odasına benziyor. Sevgili günlük. Shiren'ın ablası yakın zamanda düşkün oldu. Bu çok üzücü. Onunla konuşacak ablası olmayınca çok daha içine kapanık bir hale geldi. O yüzden ben de ona ulaştım ve ona o Bloki ve ben bir ara birlikte sahne alsak mı diye sordum. Bu fikirden hoşlanmış gibi göründü. Tamam. Burada aynı şeyler yazıyor. Okey. Sevdiceğim günlük. Sevdiceğim. Yazdığım her şeyde yeni bir günlük almak istiyorum. Günlük toplamayı seviyorum. Metaton fantaziliymiş. Metaton'un evi galiba bura değil mi? En sevdiğim günlük. Kuzenimiz çiftlikten ayrıldı ve bir eğitim mankenine dönüştü. Ana, kızgın manken bunları şey mi? Yoksa o cansız manken dedikleri şey mi? Geriye bir Bloki ve ben kaldık.
Blacky bana ben de maddesel bir şeye dönüşmeye çalışacak mıyım diye sordu. Çok kaderine boyun eğmiş bir hali vardı. Hadi ama Blacky, seni asla geride bırakmam biliyor. Bırakmadı galiba. Hem ayrıca aradığım tarzda bir vücudu da bulamam ki zaten. Nasıl bir vücut aradığını biliyoruz artık. Tatlım günlük. Bugün ilginç biriyle tanıştım. Geçen hafta insan fan kulübüm için bir tanıtım yayınlamıştım. Bugün ilk buluşmamızı yaptık. Sadece bir kişi geldi. Açıkçası tam bir şapşal ve acayip acayip çizgi filmlere saplan Elfis. Ama eğlenceli de. Onu yine görmek istiyorum. Elfis tamam. Günlüğüm hayatım. Allah'ım her seferinde farklı bir kelime nasıl bulabiliyorsun ya? Biz bir tane ikinci kelimeyi bulabilmek için 3 saat harcıyoruz. Günlük koleksiyonum Miko gidiyor. Miko ne ya? Allah'ım yarabbim. Allah'ım gaça içeriklerinin yorumlarında ikide bir mük diye yazarlar. Aklıma o geldi. 5 tane oldu. Evet fark ettim. Bu da 6. Sevgili günlük. Bugün bana bir sürpriz yaptı. Benim için oluşturmak istediği bir vücudun taslakları. En vahşi hayallerimin bile ötesinde bir biçim. Öyle bir biçimdeyken nihayet kendim gibi hissedebilirim. Sonuçta şimdiki halimle bir yıldız olmam mümkün değil. Üzgünüm Bloki. Hayallerim kimseyi bekleyemez. İyi ki Bloki'yi terk etmeyeceğim dedin. Metaton yaptığın iş değil ama yani. Az şerefsiz değilsin sen de. Metaton'u seviyorum ama yani böyle yaptığı kötülükler... Ya şunu... Ya günlükleri biz niye geçemiyoruz lan? Günlük kaç ton ağırlığında Allah'ını seviyorsan? Allah'ım ya ufacık bir günlüğü ittirip geçemiyor musun? Böyle bir saçma... Neyse tamam. Tamam Metaton'un kız olduğunu garanti edebilirim galiba. Bloki efkarlanalım mı? Gel. Kıyamam ben sana dur. Bloki eve girdim. Eha. Senin evde dökülüyor lan. Kim döktü oğlum senin evi? Neyse tamam. Geri döneceğiz artık ne yapalım. Bakın bunların yanına geldim. Papyrus, neden bu buzlu saçma arazide yaşıyorsun? Kirası ucuz. Gerçekten mi? Sen büyük bir evde yaşamıyor musun? Evet ama parasını kardeşim ödüyor. Kardeşin ödeyecek parayı nerede harbi? O kadar fazla şey satabiliyor mu? Havuçlu kek satabiliyor mu ya? Çok basit. Bu bir gizem. Evet çok basitmiş harbiden. Sana dondurma getirdim. Yiyecek misin? Anday ve senin arkada tamam bir dakika. Yok veremiyoruz. Tamam geri döneceğiz o zaman. Aha bizim muzları bulduk. Bizim muzları. Onlar da kim? Acaba kim? Evet gidiyoruz. Yavaştan çekirdeğe doğru hatta artık çekirdeğe giriyoruz. Hayırlı olsun. Evet. Ofis. Hey, neden? Hey, neden ilk önce asansörü denemiyorsun? Dikkat et. Ya şey direkt sola saptım nasılsa onlar şey olmaz. Şimdi Magic seni öldürmesem de senden de özür dilerim. Ne yapıyorduk? Bunu da konuşuyorduk. Ve ters yönlere gidiyorduk. Hadi bakayım. Ters yönleri unutmayın. Oh yavaş. Tamam kurtulduk. Bundan kurtulmayı başardık. Ucuz yırttık. Neden bu kadar çok canavarlar var? Sorun olmazlar değil mi? Evet sorun olmazlar. Hadi gidiyoruz. Allah. Aynen. Yol ayrımı. Senin dediğini yapmayacağım. Çünkü yukarıda şövalye geceler var. Hoş geldiniz. İki tane var ama bir ne derse bir tane çıkıyor. Neyse senden de seni öldürmediğim halde özür dilerim. Evet, Vimsalat ve Sompragit sizden de özür dilerim ve hoş geldiniz. Evet, astigmatizm senden de özür dilerim. Astigmatizm ayrı olarak çıktı ya şimdi ondan da özür dilemezsek olmaz şimdi. Evet buraya kadar gelmeyi başardık. Ve bence artık bitirmenin de zamanı geldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Yani bir sonraki bölümde Metadon'un savaşını yaparız. İlerlemeye devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.